çağırmak ki. Muhammed yarış. Büyüyenler Hak Muhammed Ali'nin hizmeti geliyor. Allah Muhammed yarış. Büyüyenler Hak Muhammed Ali'nin hizmeti geliyor. Allah Muhammed yarış. Allah Allah, Allah Allah, hizmetimiz kabul, yüzümüz Allah, Kur'an-ı Rani yardımcımız ola. Nur-i Nebi Kerem Ali, birimiz ustadımız gelmiş yetişmiş ola. Yapmış olduğunuz hizmetten hayır hasanet göresiniz. Bil benden nutuk, bilden ola geçer ömrümüne ya. Süpürgeci sayın canlar, bugün cemimiz olduğu için buraya kadar geldiniz. Gördüğünüz gibi burada kameralar bugün çoğunluktadır. Çekimler olacak, ülke çapında gösterilecektir. Onun için sizlerle ricamız, bugün cem anında birbirlerinizle sohbet etmemek ve hareketlerinize ve oturuşlarınıza dikkat etmenizi arz ediyorum. Bu hepimiz için geçerlidir ve sizlerden bu ricam olacaktır. Konuşmamda önce hayırlı cem dilerim. Dünü bilelim fakat aşalım. Eğer dün de saplanır kalırsak bugünü bugünü anlayamayız, yarınları göremeyiz. Bilimin ve teknolojinin hızla geliştiği bir dönemde vahla tuhla bir arpa boyu yol alamayız. Toplumlar sürekli ileriye yönelik adımlar atarken biz de geçmişin masal ve köne düşüncelerine saplanıp kalamayız. Bu gelişmelerden ibret alamayız. Biz çağdaşız, ileriyiz der. Dünyayı takip etmezsek geriler ve yerimizde sayarız. Alevilik bilimdir, düşüncedir, eşitlik ve özgürlüktür. Bilimin aydınlatıcı yolunda gitmezseniz karanlığa yuvarlanırsınız. Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin de ifade ettiği gibi, İlerinin gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Eğer bir millet kendi değerlerine ve yetiştirdiği insanlara sahip çıkmazsa, o zaman arı olun, iri olun, diri olun, gelin canlar bir olalım demenin bir anlamı yoktur. Eğer Aleviler, Aleviliği yalnızca cemlerde veya Muharrem ayında ya da ne zaman Dersim, Maraş, Çorum, katliamlarında ve Sivas'ta yanınca anarlarsa o zaman Alevi olmanın bir anlamı yoktur. Bin yılların kültürü ve inancı olan Alevilik bu kadar basit bir dünya görüşü değildir. Alevilik güçlü köklere sahip bir yaşam tarzıdır. Öyle dört duvar arasında sıkışmaz. Her gün yaşanmalı, her gün her can Alevi olduğunu hatırlamalı. Biz herkese bir gözden bakarız. Kem gözle bakmayız. 72 millete tüm alemi bir biliriz. Kimseye haksızlık etmeyiz. Haksızdan yana olmayız. Haktır bizim temelimiz. Haram yemeyiz. Haramzadelerde bir olmayız. Edep, erkam ne yolun temel direğidir. Saygı, sevgi insanın güzel cemalidir. Biz insanı yücelten değerlere sahip ne çıkarız?
İnsanı cüceleştiren önünü kibiri, kemi, hasetidir. Haset gütmeyiz, kovu kaybetmeyiz. Her kim ki bir başkasını yargılar, bir başkasını kovular, bizden değildir. Bizim kapımızda yeri yoktur. El erdem yordam demek, ele bele dile sahip olmaktır. Canlar yolu Erkan'ı elbette dedelerimiz sizlere aktaracaklardır. Gelelim bizim halimize. Halimiz hiç de iyi değildir. Sürekli geçmişte bana şu yapıldı, bu denildi. Sayın canlar, biz Alevi toplumu olarak bir birey yüzünde yorgan yakan bir toplum değiliz. Direneceğiz, yılmadan, bıkmadan hizmetimiz hak yolu için yapılıyor. Saygı, sevgi ve takdir isteniliyor. Biraz da iğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına batıralım. Koca bir ulu çınara sahibiz. Bu çınarın gölgesinde oturmuyoruz da gidip çalı çırpıya ağaç diye sahip çıkıyoruz. Olmuyor. Birlik ve beraberlikten dem vurmakla birlik beraberlik olmuyor. Tasada bir sevinçse bir, dar ve zor günlerde bir olmak fedakarlık ister. Gönül zengin olmazsa kesem zengin olmuş, ne fayda? Ne güzel demiş Hünkar Hacı Bektaş Veli, üç şey vardır. Biri evde, biri yolda kaldı. Biri de benimle geldi. Yani ne verirsen elinle, o gelir seninle. Darda kalana yardım etmezsen, zorda kalana destek vermezsen, yetim kalana arka çıkmazsan, nedir ya insan olmanın manası? İnsan diye sıfata sahip olmak yetmiyor. İnsan olmak için mücadele etmek gerekiyor. İşte canlar, Alevilik insanı insan yapan en yüce değerlere sahip çıkan bir felsefedir. Bu felsefenin kıymetini bilelim. Şu yolu dört elle sürelim. Yoksa yol oluruz yoldan geçenlere. Kimliğimize sahip çıkalım. Yoksa masal oluruz masal dinlemekten. Değerli canlar, sizlere Aşık Daimi'de bir şiir okuyayım. Ya Şahin Erna. Mümin Müslüm Bacı kardeş gelmeyene. Mümin Müslüm Bacı kardeş gelmeyene. Esselatü vesselam aleyke ya Habibullah, Esselatü vesselam aleyke ya Resulullah, Esselatü vesselam aleyke ya Seyyidine ve Nerahime. Sübhane Rabbike Rabbi Aleyzeti Amma Yasekum, Selamun Aleyhi Mursalim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, El-Fatiha. Allah'ın sallallahu aleyhi ve sellem. Hadi Seyyidine Muhammed. Böyle. Allah Allah, Allah Allah, akşamlar hayır ola, hayırlar fet ola, mümkür mat ola, minevhık barbat ola, Allah'ın Ali yardımcım ola, üçler, beşler, yediler, erenler, evliyalar, or ikmam dergahında kabul ola, Nur Nebi Kerem Ali Pirimiz Ustadımız Sönker Hacı Bektaş Veli gelmiş yetişmiş ola. Dil benden nutuk pirimizden ola, gel çağı mümine yâli. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali,
cümle bacı kardeş Cem Erenlerinin yazığı. Geldiğiniz yoldan, durduğumuz dağdan, çağırdığınız pirden hay hasen hep göresiniz. Allah Allah! Dağrına durduk ya Allah hep beraber, ya Allah hep beraber, hep beraber. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Divanına durduk ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed. Hidayet eyle ya Ali, ya Ali, ya Ali. Himmet eyle ya o hikmamlar. Yardım eyleyin ya 14 masum pak. Allah Allah. Cebinize alın ya kırklar. Allah Allah. Nesiminin, Mansur'un, Fatıma'nın, Zehra anamızın darını, didarını kabul ettiğin gibi bizim de darımızı, didarımızı kabul eyle ya Cenab-ı Zülcelal Hazretleri. Allah Allah. Darlarınız, divanlarınız nurla dağa çeken cennette didar göre. Mümine yani cümlenizin niyazı deyip yerinize oturun. Evet, değerli bacılar, herhalde yolda, yolakta, suda, tokaçta biraz konuştunuz. Şimdi bugün sıra dedelerde. Ama genlerimizde bazı şeylerde bazı değişiklikler yapacak biliyorsunuz. Çünkü Alevi İslam Din İzleri Başkanlığı istiyor ki genlerimiz hep aynı düzeninde olsun. Yani en azından değişik görevlerdeki ortadaki farklılıkları kaldırmak istiyoruz. Bunun için deminki hareketiniz gibi biraz daha canlı, düzgün bir şekilde hal ve hareketlerinizle ibadete dahil olacaksınız. Yani burada hep dede konuşsun, biz de dinleyelim veyahut da uykumuz gelsin olmaz. Buna dikkat etmeniz lazım. Biliyorsunuz bugün yıllarca beklediğimiz bizim inanç ve ibadet günümüz. İbadet yerine gelmek isteyen canlar bu işin usulünü bilirler. Evinde boy abdestini almış. Yavrum ne lokma mı elindeki? Lokmaları alsınlar bir taraflarına. Mehmet Efendi, kuru kuşu gezip çar, dede hemşerim diye herhalde torpil mi geçeceğiz seninle? Çünkü biliyorsun artık biz ceme başladık, yine de biz bir dua vereceğiz. Dışarıda kimseler varsa gelsinler, yanına dursunlar, madem geldi dara durduk. Yalnız kapıda girenler söylesinler. Bundan sonraki konuştuğumuz her şey duadır. Artık Mehmet'ten sonra dara durup dua alma zamanı geçmiştir. Çünkü zamanına gelmesi lazım, zaman geçti. Yöneticilere ve Hüseyin dedemize de söyledim. Bu şekilde değil de bir dahaki cemlerde örneğin 5'te burası açılacak, herkes girecek. 6'da otomatikman cem başlayacak. Ve alttan sonra gelenler de ceme katılamayacak. Kusura bakmayın. Herkes zamanında ibadetine giderken bizler böyle düğüne gelir gibi sonradan evvelden olmaz. Buna dikkat etmek lazım. Çünkü cemimizin akışı devam ediyor. Bunun için biz buradayız. Allah Allah, geldiğin yoldan, durduğun dağdan, çağırdığın birden hayır hasenet göresin. Çekilen emeklerin zaya gitmesin. Dağlarımız, divanlarımız kabul ola dağa çeken cennette didar göre. Ömrüne yani. Evet sevgili canlar, biraz evvel değindiğim gibi cennete gelen canlar tabii ki bir nizam, intizamla gelirler. Bizim ibadet yerlerimizde hem insanların oturup kalkmasını öğrenir, büyüğüne, küçüğüne saygıyı, büyüğüne saygı, küçüğüne sevgiyi öğrenir. Buranın tabii nizam kuralları olması lazım. Kuralsız hiçbir hareket olmaz. Ve buraya gelen canlar,
kendi istekleriyle gelirler. Buradan giderken de destur ağırla giderler. Yani cemevine gelen bir can destursuz giderse emeğe boşa gider. Çünkü burası bizim ibadet yerimizdir. Allah da burada, Peygamber de burada, bütün evliyalar burada. Niçin burada? Nerede çağırırsa orada hazır nazır bunlar. Bunun için hepsi burada meydanda yanımızdadır. İşte bunlara dikkat ederek buraya gelen canlar ilk önce burada ruh temizliği alın. Nedir ruh temizliği? Barıştır. İçinizde küsürler varsa bu andan itibaren barışsınlar, meydana gelsinler. Haklı olan hakkını talep eylesin, hakkını alsın ve barışsınlar. Pak bir topluluk olarak biz burada ibadet yapacağız. Yani belki diğer toplum, diğer inançlarda bu şekilde aranılmaz. Ama Cenab-ı Allah buyuruyor ki, müminin gönlü Beytullah'tır. Kinden, kibirden, garezden arınmalı. İşte o mümin kardeşlerinin arasını bulun ve barıştırın diyor. İbadetin temeli barıştır, sevgidir. Bizim inanç geleneklerimiz sevgi üzerine kurulmuştur. Bunun için buraya gelen canlar muhakkak herkesin bir isteği var. Kimi günahlarının bağışlanması için gelir, kimi dileklerinin kabul olması için gelir, kimi imtihanının başarılı olması için gelir, kimi kısmetinin bol olması için gelir. Başka yerine aramaya gerek yoktur. Hepsi buradadır. Ve hep birden cani gönülden Allah diye çağırırsak Cenab-ı Allah bizlere verecektir. Burada birimizin duası, hepimizin duası, birimizin acısı, hepimizin acısı, bizim cemimiz kırkların ceminde örnek alır sevgili canlar. Burada her zaman dedeler söylüyorlar, uzun boylu kalp üzerinde durmayacağım. Kısaca anlatılacak olursa, bizim inanç ve geleneklerimizde Yüce Tanrı'nın birliğine inanan, Hazreti Muhammed'i peygamber olarak kabul eden, Hazreti Ali Tanrı'nın delisi bile Hazreti Peygamber'in ehli beytini, ev halkını, 12 imamları seven, sayan, yoluna giden, kendi ibadetini kendi lisanıyla yerine getiren, kıyam, rükû, secdesi olan bir inanç sistemidir bizim inancımız. Biz bu inanca sıratel müstakim, yani doğru yol inancı diyoruz. Gülüf-ü Naci Süreyya diyoruz. Bu inanç sizlere verilmiş. Neden size verilmiş? Biz şükrediyoruz ki Cenab-ı Allah bizlere ehl-i beyt sevgisi nasip etmiş. Biz ehl-i beytin yoluna gidiyoruz. Ve bunun için bizim inanç ve geleneklerimize gelen kişi kimi, kibiri, haseti, dedikoduyu içerisinden atıp tertemiz olarak bu inanca gelir. Bu barış ve sevgi dininde dileklerini isteyecektir sevgili canlar. Biz bunun için burada varız. Muhakkak içimizde ağzı dualı dedelerimiz vardır. Muhakkak içimizde Sabi Sübyen dediğimiz masum ufaklarımız vardır. Cenab-ı Allah bir iyinin yüzü gözü hürmetine 1000 tane günahlıyı affeder. Ve bunun için biz de o iyiler yüzü gözü hürmetine burada toplanmış bulunuyoruz. Bu vesileyle bizim inancımızın başı İmam-ı Aliye'l Murteza'dır. Çünkü Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Resul-i Ekrem Efendimiz'den sonra İslam inancını en güzel Kur'an-ı Kerim ve inancı yorumlayan ve uygulayandır. Ve aynı zamanda 12 imamın başıdır. Bu vesileyle Hazreti Resul-i Ekrem Efendimiz buyurmuştur ki Ali bendedir, ben de Ali'denim. Benim sizlere 2 tane emanet bırakıyorum. Birisi Kur'an-ı Kerim'dir, bir diğeri de benim ehl-i beytimdir. Bunlara sevgiyle yanaşacaksınız diyor. Yarın huzurullah'ta ilk soracağım soru budur diyor. Bunun için bunlar Kur'an'ın natıftırlar, Kur'an'ı bilirler, bunlar velidirler. Bunlar Cenab-ı Allah'ın emirlerini bize peygamberler nasıl bildiriyorsa bunlar da uyguluyorlar. Yani burada şu işi de seçmemiz gerekiyor ki peygamberler Cenab-ı Allah'ın emirlerini bize bildirmekle yükümlüdürler. Ama delilerse Cenab-ı Allah'ın sırrına vakıftırlar. Bunun için Hazreti Ali Efendimiz diyor ki
bana sorun diyor hangi ayetin nerede ve niçin geldiğini. Ya Ali diyorlar, Hazreti Peygamber niye sana bu kadar önem veriyor? Diyor ki Cenab-ı Allah diyor kendisinde olan bütün ilimleri diyor Kur'an-ı Kerim'de toplamıştır. Kur'an-ı Kerim'deki bütün ilimleri Fatiha'da toplamıştır. Fatiha'daki güzellikleri B harfinde toplamıştır. Ve B harfindeki olan güzellikleri onun altındaki noktada toplamıştır. İşte ben o noktayım. Onun için Hazreti Resulullah beni seviyor, bana saygı duyuyor diyor. Ve biz de bunun için Hazreti Ali Efendimiz'in bize bahşettiği bu güzel inanç gelenekler için toplanmışız sevgili canlar. Yani bu şekilde biz Aleviyiz. Yılda işte böyle Hızır Cemidir, Muharrem Cemidir, işte belli günlerde işte Cumalık Cemilerimizde Cemler yapıyoruz. Peki bu kadar yeterli mi? Değil sevgili canlar. Buyruğu Evliya'dan bize bildiriyor ki ey mümin kullarım diyor, hep birden diyor, birlik içerisinde gönüllerinizi bir edin diyor, bir müsait tutun diyor, bir pirden ele tek tutun diyor. Ve o pir diyor, siz ölmezden evvel kabirde sorulacak soruları size sorar diyor. Siz de bunları saklamadan söyleyesiniz diyor. Ki Cenab-ı Allah o pirin size sorduğu soruları bir daha kabirde sormayar diyor. Ve eğer talip diyor günahlarını söyler, pir de onun üstüne diyor bir tapan çeker de adam bir şey olmaz geçerim günahından derse diyor, vay gene o pirin başına. Ama eğer talip kendisini gizler de diyor, orada diyor gerçekleri söylemezse o sorudan yine kendisine sorma diyor. Bu nedenle yani talip olan kişi yılda bir defa pirin karşına geçer, pir ona sorar. Talip ağlattığın varsa güldür, küsürün varsa barış, kinin, kibrin varsa git o insanlarla helallaş diyecektir. Ona çeşitli işte cennetin verilen takvimleri yapacaktır. Ve ondan sonra da bir onu erkenden geçirdikten sonra her cuma akşamı bir adliye gelip ibadetini yerine getirecektir. Hani niçin derseniz biz beşerden halk olduk. Her an için günah işleyebiliriz. Madem ki her an için günah işleyen bir kişi de affetmesi için, Cenab-ı Allah bizi bağışlaması için bize bu güzellikleri vermiş. Niye her toplum kendi inançla geleneklerini yapıp yerine getirirken biz inanç geleneklerimize saygı veririz? Biraz evvel Hüseyin dedelerle görüştük. Gerçekten biz dedeler olarak yani Alevi toplumun hareketlerini pek beğenmiyoruz. Neden beğenmiyoruz? Bak üzerimizde yıllarca iftiralar, ön yargılar var. Biz bu iftiraları, ön yargıları yıkmamız için cemlerimizi açıkta yapıp televizyonlarla yayın yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Kadın erkek bir arada eşit bir şekilde ibadet ve geleneklerimizi yürütüyoruz, yapıyoruz. Ve anlayabileceğimiz bir dilde ilk önce rızalan istiyoruz. Bu güzel inancımızdan dolayı bizi istemeyen bir toplum bize iftira ediyor. Ve bugün de hala bizi Müslüman kabul etmiyor, görüyorsunuz. Ha, neden kabul etmiyor derseniz, biliyorsunuz Alevi toplumu her zaman için haklının yanında haksıza karşıdır. Bu da devlet güçlerinin işine gelmiyor. Onun için Alevi toplumu hep elinin tersinden geri itiyor. Bugün bizim ülkemizde bir acım olsun demokrasi varsa, insan hakları varsa, bazı işte insanlar demokrat bir şekilde yaşıyorlarsa bunda Alevliği mayası var. Eğer biz olmasaydı, Türkiye'de Alevler olmasaydı, şimdi sizler de Suudi Arabistan'daki hanımlar gibi veya İran'dakiler gibi sıkıntı çekecektiniz. Ama ne yazık ki bak Atatürk'ün bize getirdiği yeniliklerle beraber artık bizde kadın erkek eşitliği var. Bu bizim inancımızın ruhunda var. Bilmem zamanımız kafi gelmez herhalde. Bu arada yarından sonra Kadınlar Günü, Dünya Kadınlar Günü, şimdiden hepimizin Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım. Daha mutlu, daha bilinçli bir şekilde bir arada birlik içerisinde yürümenizi talep ediyorum. Doğruyu söylemek gerekirse bacılar, mümin kardeşlerden çok sizin üzerinizde çok hak var. Siz çocuklarımızı yetiştiren analarsınız. Sizler bilinçli olacaksınız. Başka toplumlar gibi değilsiniz. Biliyorsunuz
bizim şu anda, şu ana kadar bir üniversitemiz yok. Dede yetişecek veyahut da işte çocuklarımıza eğitim verecek bir okulumuz yok. Biz bunun için şimdi resmi olarak çalışıyoruz biliyorsunuz. Ama ne yazık ki hali hazırda bize verilmiş bir hak da yok. Hani neden yok derseniz, bildiğimizin olmadığından yok. Hani niçin bildiğimiz yok derseniz, inancımızdan soyutlanmışız. Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Bir toplum kendi inancını oyuncak haline getirirse, vay gene o toplumun haline, o toplumun yahası bir araya gelir. Şimdi görüyorsunuz, dede olmayanları getirip bir posta oturuyorlar. Burası makam-ı Muhammed'dir. Burada evlad-ı resul sihir-i saadetlerin oturması lazım. Layık olan dedelerin oturması lazım. Ha, layık deyince ahlak kurallarına uyan dedelerin oturması lazım. Ve buraya gelen kişiler buraya inanç için geldiklerini bilmeleri lazım. Biz inanç kurumuyuz. Ha, bu inanç kurumlarına ne lazım onu da yapacaktır. Bugün inancımızı yapacağız. Yarın sanatsal yönden toplanacağız, öbür gün ekonomi yönden toplanacağız, diğer gün siyasi yönden toplanacağız. Bunların hepsine ihtiyacımız var. Ama en azından bildiğimizi elde etmemiz lazım sevgili canlar. Ya burada tabii biliyorsunuz çok söyleyecek sözler var. Dedeler de daha önce konuştular, başkanımız da konuştu. Zamanımız da bir hayli aldı. Sizin bu güzel dinlemenize göre ben sizden memnunum ki onun için gene geldim biliyorsunuz. Neden derseniz yaşlandım artık. Ben cennete gitsem her gün için Avrupa'nın her tarafında sizler gibi beni isteyen toplumlar var. Ama belli yaşa geldik. Biz istedik ki bölgelerde dedeleri yetiştirelim. Onlar cennetini yapsınlar. Çok şükür bak Deventer de Hüseyin dede hiç kimseye sizi muhtaç etmeden cemiyeti, cemaatimizi yapıyor. Biz burada senesini söyleyemeyeceğim ama belki dedelerin aklındadır. İlk güzel bir cemimizi Deventer'de yaptık. Ama ne yazık ki bakıyorum Deventer sanki aynı yerinde duruyor. Daha çağdaş, daha ileride, daha güçlü bir şekilde olmamız lazım. Daha birlik içerisinde olmamız lazım. Herkes kendi gücüne göre biraz hareket etmesi lazım, bilinçlenmemiz lazım. Bak sizin yapmayacağınız bir iş olmaz. Şöyle baktığım zaman burada nereden bastan 300-400 insanımız var, bacı kardeş bir yerde. El birliğinin hepimizin yazdığı var, parası var, gücü var. Bundan beraber bu güzel yerler yaparız, kültür yerleri yaparız. Bu ülkede biz kalıcıyız. Bu inanç geleneklerine sıkı bir şekilde sarılmamız lazım. Biraz evvel söylediğimiz gibi inancımız sırat-ı müstakim, tarih-i müstakim yoludur. Doğru yoldur ve ehl-i beyt de doğru yol sürücülerdir. Bunun için bizler buraya geldik. Bunun için varız. Cenab-ı Allah sizlere emek zayi vermesin. Siz de bu güzellik olduğu müddetçe bu yol devam edecektir. Bunun için hiç merak etmeyin. Bu Ali Muhammed yolu inananlarıyla dünya buldukça hiç kimse bu yolu yıkamayacaktır. Çünkü bu yola biz kurban verdik. Yerbelada 72 tane şehit verdik. Bu yola inananlar ne kadar derseniz gerçekten inananlar da az. İşte Hazreti Ali'ye inanan 40 kişi vardı. 40'ların cemi olarak sizin ceminizi yaptılar. Müslümanım diyerek Hazreti Hüseyin'e inananlar da 72 kişi vardı. Ne yaptılar? Canını verdiler, canını feda ettiler. 40'lar cemlerini yaptılar, birisine neşter vurdum, hepsinden kan akıyordu. Yani birisinin acısı, hepsinin acısı, birisinin sevgisi, hepsinin sevgisi. Size verilen ibadet gerçekten çok mutluyuz ki bize Ehl-i Beyt sevgisi, Ehl-i Beyt yolunu verdi. Dinin temeli Ehl-i Beyt'tir. Ehl-i Beyt'e salat ve selam olsun sevgili canlar. Allah ibadetlerimizi kabul eylesin. Teşekkür ederim. Cem'e başlayalım çünkü bayağı zaman aldık. Evet, Aşık Basit Beste bağlasınlar. Fazla gelenlerin nizamlı bir şekilde geri tarafta alacaksınız. Bu taraflara geçmeyecekler çünkü burada hizmet başlıyor. Veyahut da o gözden orayı doldurabilirsiniz. Oraya oturabilirler. Olur mu? Gelenleri kendi siyasetinizde alabilirsiniz. Yalnız orada işte şey yapacaklar. Böyle ileri geçip de hizmetleri şey yapacaklar.